Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle arkadaşımız tanıttı, sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Ben birazcık da tek tek üzerinden geçmek istiyorum bugünkü Facebook ekibimiz üzerinden. Fırat Delik benim ismim. Biz burada bugün Londra ve Dublin takım olarak birlikteyiz. Ben Londra'da Türkiye marketing yöneticisi olarak görev yapıyorum Londra ofisinde. Serhat'la birlikteyiz bugün burada. Serhat bizim Doğu Avrupa ülkelerinin yönetiminden sorumlu arkadaşımız. Dublin ofisinde görev yapıyor. Son olarak da Chris Small bizim PMD ekibimizin Simia bölgesinden sorumlu arkadaşımız. İsminin sonuna baktığınızda Small diye bir şey göreceksiniz ama gerçekte ismi kendini göründe tam tezat bir şey olduğunu göreceksiniz. Birazcık iri yarı bir arkadaşımız. Ajandaya baktığımızda, burada görünüyormuş, ilk önce bir parça Facebook'un Türkiye'deki durumundan bahsedeceğiz, Türkiye'deki rakamlarından bahsedeceğiz. Daha sonra Facebook'un e-ticaretin büyümesinde neden bu kadar önemli bir rol olduğundan bahsedeceğiz bizim hayatımızda. Daha sonra performans pazarlaması ve yapılmış güzel örneklerden bahsediyor olacağız. Daha sonra da birbirinden değerli 6 tane konuğumuzla beraber onların bu dünya içerisindeki yaşadıkları başarı hikayelerinden ve onların spotlight'larını dinliyor olacağız. Evet, ben birazcık size kısaca Facebook hakkında bilgi vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi bu görüntüler artık evlerimizde çok fazla yok arkadaşlar. Eskiden tek kanallı medya iletişimi olduğu zamanlarda bu görüntülerle insanlara ulaşmak çok daha kolaydı. Tüketicilerimize ulaşmak çok daha kolaydı. Ama artık insanların dikkatini çekebilmek eskisinden çok daha zor. Esneşimiz çok daha kolaydı. Hop. Ama dediğim gibi insanlara artık ulaşmak birazcık daha eskisinden çok daha zor. İnsanlara çok farklı kanallardan bilgiler akıyor. Çok farklı ekranlara bakıyorlar. Multitasking yapıyorlar. Bu durumda da tabii ki insanlara aslında ulaşmak her zamankinden birazcık daha zor hale geliyor hayatımızda. Sizler pazarlama ekipleri için aslında birazcık daha zor bir dünya başlamış durumda diyebiliriz. Ama aslında mobilin hayatımıza girmesiyle bir o kadar daha kolay hale geldi. Mobil her geçen gün hayatımızda birazcık daha artarak önem kazanıyor. Hayatımıza birazcık daha fazla girmeye başlıyor. Hepimizin yaşam biçimi haline geliyor. Amerika'da yapılan bazı istatistiklere göre akıllı telefon kullanıcıları bir gün içerisinde sadece 2 saat 15 dakika gibi telefonlarından ayrı kaldığını gösterir. Bazı datalar var elimizde. Aslında mobil bizler için bir teknoloji değil, bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. İletişim içinde olmak istediğimiz kişiler ve önemsediğimiz şeylerle ilgili her zaman iletişimde olmak istediğimiz bir platform haline gelmiş durumda. Bu resmin farklı versiyonlarını görmüş olabilirsiniz. Dijital dünyanın içerisindeki oyunculara sorduğunuzda her yıl mobil yılı olacak, her yıl mobil yılı olacak diye söylenenler duyuyoruzdur eminim. Ama açıkçası 2012-2013 yıllarına kadar bu beklediğimiz değişim çok fazla olamadı. Ama 2013'ten itibaren hakikaten bu yıl artık mobil yılı olmaya başladığını söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Global olarak baktığımızda insanlar mobile ciddi bir geçiş yapıyorlar, hızlı bir geçiş yapıyorlar. Küresel rakamlar içerisinde Amerika verilerine baktığımızda mobilden bağlantı, broadband'den bağlantının tam 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Türkiye'de aslında durum çok da birbirinden farklı değil. Türkiye'de BTK'nın en son verilerine göre 67 milyon civarında cep telefon kullanıcısı olduğu biliniyor Türkiye pazarında. Bunun 44 milyon tanesinin bir şekilde internet bağlantısı olduğu veriler arasında. Çok ciddi artan bir kitle var burada. Teknoloji geliştikçe, geniş kitlelere ulaştıkça mobilin günümüzdeki hayatımızdaki önemi gitgide artıyor tabii ki. Tabii bu performans kullandığımız veya tükettiğimiz datayla da çok bağlantılı hale geliyor. Büyüyerek artan bir trend var. Hesaplamalara göre dünyanın başlangıcından 2003 yılının sonuna kadar toplamda dünyada 5 milyar gigabayt civarında data tüketilmiş durumda. Ama hesaplamalar yine şunu gösteriyor. Gelecek seneden itibaren bu bahsettiğimiz 5 milyar gigabaytlık data her 10 dakika içerisinde tüketilir hale gelmesi bekleniyor. Tabii ki dijital bilgi bu kadar yoğun kullanılıyor, bu kadar şehir edildiği için de ister istemez dijital bilginin yaratılması ve paylaşılması da gördüğünüz gibi
2010-2015'e kadar 9 kat daha büyümesi bekleniyor. Tabii ki bu rakamlar bizim web'e bağlantısı olan device'ların shipment'ını da destekliyor. Gördüğünüz gibi aslında 2010'dan 2016'ya kadar giden trend içerisinde web'e bağlantısı olan device'ların sadece 1/3'lük kısmı PC'lerden geleceği bekleniyor. Geri kalan 2/3'lük kısmı ise tabletlerden veya mobil telefonlardan, akıllı telefonlardan gelmesi bekleniyor. Tabii ki akıllı telefonların pazarı birazcık daha yüksek. %40, yani 2016'nın sonunda %45'lik bir popülasyon, dünyanın %45'lik bir popülasyonu akıllı telefonlardan ulaşabileceğini bekliyorlar. Tabii ki böyle bir durumda tabii ki bu rakamları destekleyen en önemli platformların başında da Facebook geliyor. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. İnsanların yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Böyle bir durumda da siz pazarlamacılar ve ajanslar için baktığımızda işinizi geliştirebilmek için, işinize katma değer katabilmek için en core business haline gelebileceğini düşündüğümüz bir platform haline geliyor. Pazarlama platformu haline geliyor Facebook. Size birazcık Türkiye'deki rakamlardan bahsetmek istiyorum. Dünyada şu anda 1.1 milyardan fazla Facebook kullanıcısı var. Aktif aylık kullanıcı rakamıdır bu. Biz çok daha yeni olarak Türkiye'de ve bazı bizim için core ülkelerde aylık aktif kullanıcı rakamları ve onun da üzerinde günlük aktif kullanıcı rakamlarını paylaşmaya başladık. Hatta bu istatistikler çok daha yeni basınla paylaşıldı. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu? Galiba bu hafta içerisinde paylaşıldı. Ve ondan sonra da ilk defa birebir olarak sizinle paylaşıyor oluyoruz bu rakamları. Türkiye'de şu anda aylık 33 milyondan fazla aktif Facebook kullanıcısı var. Bu 33 milyon kullanıcımızın 19 milyonu her gün Facebook'la bağlantı halinde arkadaşlar. Yani yaklaşık %58'lik bir daily return'e sahip durumda Facebook platformu Türkiye'de. 20 milyon kişisi, 33 milyonun 20 milyon kişisi mobil üzerinden bağlantı halinde. Ve bu 20 milyon mobil kullanıcının da 9,5 milyonu günlük aktif kullanıcımız durumunda. Bu rakamlar gördüğünüz gibi çok büyük, çok hakikaten scalable bir rakam. Yine çok yeni e-marketer'in yaptığı bir analiz vardı Türkiye ile ilgili. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu? Oradaki rakamlar, o analizin rakamları da aslında bizim rakamlarımızı çok destekler nitelikte. Yapılan analize göre Türkiye'de internet penetrasyonu %48.9, %49'lar civarında olduğu tahmin ediliyor. 74 milyonluk bir Türkiye nüfusundan bahsedersek 36 milyonluk bir skalada internet kullanıcısı olduğunu görüyoruz. 33 milyonluk daily active user'la 36 milyonu kıyasladığımızda hemen hemen %96 penetre etmiş bir üründen bahsediyoruz Türkiye şartları içerisinde. Ve bu %96'lık kısmın her gün %50'sinden fazlası mutlaka Facebook'la iletişim haline geliyorlar. İnsanlar artık burada yaşıyor. İnsanlar artık her şeyi burada keşfediyorlar. İlişkide olduğu insanlarla merak ettikleri şeyleri buradan arıyorlar ve çok ciddi zaman geçiriyorlar. Kendileri için önemli oldukları her şeyi günlük akışları içerisinde Facebook üzerinden paylaşıyorlar, takip ediyorlar. Tabii Burak ister istemez bu yoğun kullanım Türkiye kullanıcıları arasında zaman geçirilen süre arasında da çok ciddi bir gelişmiş diğer pazarlara göre çok büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Türkiye'de 8 saatten fazla zaman geçiriliyor Facebook içerisinde. Global ortalama saatlere baktığımızda 6 saat. Hemen hemen %50 çok daha fazla yukarıda zaman geçiriliyor Facebook dünyasında. Peki Newsfeed'den birazcık bahsetmek istiyorum. Newsfeed biliyorsunuz bizim en büyük asetimiz, reklam dünyasındaki en büyük asetimiz ve yapılan çalışmalara istatistiklerde şunu gösteriyor. Kişiler, kullanıcılar internet üzerinde harcadıkları her 5 dakikanın 1 dakikasını yani %20 kısmını Facebook üzerinde kullanıyorlar. Ve Facebook üzerinde de insanlar genelde Newsfeed'e bakıyorlar tabii ki. Yapılan verilen zamanın %40'ı, insanların kullandığı zamanın %40'ı
Facebook'taki newsfeed üzerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle engagement tarafında, insanların aksiyon alabilmesi tarafına baktığımızda da yapılan bütün en önemli aksiyonlar Facebook newsfeed üzerinde gerçekleşiyor. Like aksiyonlarının %65'i burada gerçekleşiyor. Komentlerin %45'i tamamen haber kaynağı üzerinde gerçekleşiyor. Hakikaten bizim için çok önemli, çok engaging bir tool ve bizim reklam platformlarımızda tamamen bu engagement'ları destekler nitelikte dizayn edilmiş durumda. Evet, genel olarak birazcık rakamlardan bahsettik. Şimdi asıl bugünümüzün konusu tabii ki Facebook üzerindeki performance marketing. Biraz önce bahsettiğim iki günlük ve aylık kullanıcı rakamları dediğim gibi ilk defa paylaşıyoruz biz. Bunu paylaşmamızda iki tane temel etmen var aslında bakarsanız. Bir tanesi Facebook ve dijital platformlar konsolide edilirken aylık kullanıcı rakamları genelde baz alınıyor. Ama aslında bizim istediğimiz şu, içeride çok ciddi değil, günlük bir kullanıcı kitlesi var. Günlük kullanıcı kitlesi ne göre yapılmış bir pazarlama strateji, günlük kullanıcı kitlesine göre yapılmış bir reklam stratejisi aslında sizleri çok daha etkili ve çok daha efficient bir şekilde sonuca ulaştıracağını düşünüyoruz. Çok büyük bir skalaya ulaşabildiğiniz, çok geniş hedef kitlemeye, çok detaylı hedef kitleme yapabildiğiniz bir platform. İçinden hedef kitlenizi seçebileceğiniz ve to the point konuşmak istediğiniz kitleye ulaşabileceğiniz bir platformdan bahsediyoruz. Pazarlama hunesini düşündüğümüzde aslında dört tane pillar'ın hepsine dokunan bir ayak aslında. Awareness, consideration, conversion ve loyalty ayaklarının hepsine dokunan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Performans marketing tarafına geldiğimizde aslında bizim için hayatımızda iki tane önemli konu var. Bir tanesi direct response. Konuştuğunuz kimselerin, konuştuğunuz, hitap ettiğiniz kitle, hedef kitlenizin aksiyon alıp almaması çok önemli. Diğer bir konuda aslında business metrikleriniz ne olursa olsun brand awareness yaratmaktan veya conversion yaratmaktan veya brand build etmekten video engagement'ına kadar KPI'niz ne olursa olsun aslında en önemli şey yatırdığınızın geri dönüşünü maksimum şekilde alabilmektir. Bu anlamda bununla ilgili bazı teknikler, bazı best practices'ler sizlerle bugün paylaşacağız. Ama ona geçmeden önce bir tane Türkiye'de yapılmış bir case study sizinle paylaşmak istiyoruz. Trendyol bizim bu konuda çok yakın çalıştığımız markalarımızdan bir tanesi. Gelin isterseniz bu dünyada yaratılmış bir örnek case'i onlardan birlikte dinleyelim. Trendyol.com, Türkiye'nin lider moda e-ticaret sitesi. 2010 yılında kurulduk. 2010 yılından beri 3 senede inanılmaz büyük başarıları elde ettik. Trendyol.com olarak bizim ana hedefimiz müşterilerimize, nihai tüketicimize en iyi alışveriş deneyimi sunmak. Facebook sayesinde bu büyüme hedeflerimize çok daha rahat ulaşabildik. Son zamanlarda Facebook üzerinde Custom Audience hedefleme yöntemiyle yapmış olduğumuz kampanyalar sonucunda diğer kampanyalara göre %70-80 oranında daha fazla geri dönüş elde ettiğimizi gördük. Facebook sayfamızı aktif olarak kullanıyoruz. Her gün üyelerimize gönderdiğimiz mailler ve sitemiz üzerinden Facebook sayfamızın tanıtımını yapıyoruz. Facebook sayfamız içerisinde sürekli içerikler paylaşıyoruz. Bu içerikler genelde kampanya duyurularımız veyahut da insanların engagement olacakları içerikleri seçiyoruz. Facebook reklam modelleri içerisinde baktığımızda Newsfeed'in en etkileşimli alan olduğunu tespit ettik ve çalışmalarımızı bu yönde hızlandırdık. Newsfeed reklam vermenin en güzel yanlarından bir tanesi mobil olarak hedefleyebiliyor olmamız. Türkiye'deki mobil kullanım penetrasyonunun hızla arttığı bir dönem içerisinde mobili hedefliyor olmak bizim için çok önemli. Geçen yıl başlattığımız çalışmalardan bir tanesi de pazarlama aktivitelerimizi modelleme üzerine kurgulamak oldu. Bu modellemedeki amacımız her bir pazarlama kanalının satış içerisindeki etkisini ölçmekti. Facebook Newsfeed üzerinde yaptığımız reklam çalışmalarının satış üzerindeki %15 daha fazla katma değer sağladığını gördük. Bununla birlikte Last Touch ve Attribution model arasında kıyaslama yaptığımızda Facebook'tan elde ettiğimiz geri dönüşümlerin 2,5 kat daha fazla olduğunu gördük. Facebook'la açıldığımız ilk günden beri sıkı bir ilişki içerisinde işbirliğimiz devam ediyor. Son 3 yıl içerisinde baktığımızda hem pazarlama aktiviteleri olarak kendimiz geliştik,
aynı zamanda Facebook'un ürünleri gelişim sağladı. Bunların içerisinde son zamandaki en aktif kullandığımız Custom Audience bize çok ciddi bir katma değer sağladı. Facebook ekibiyle yakın ilişkilerimiz sayesinde optimizasyon konusunda çok yol kat ettik. Bunun devam etmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Merhabalar. Sesimi duyabiliyor mu herkes? Okey, tamam, süper. Şimdi az önce bir örnek gördük. Bu tabii ki e-ticaret tarafından gelen bir örnekti. Fakat performans pazarlamayı düşündüğümüz zaman sadece e-ticaret değil, bankacılık, araba, telekom gibi bütün endüstrilerde aslında geçerli bir düşünce, performans odaklı pazarlama. Ki eminim ki bazılarınız şu anda burada, bazılarınız iş sahibi ve online bir e-commerce sitesinin sahibi veyahut da bir hizmetin sahibidir veyahut da çalışanıdır. Ama bazılarınız da daha geleneksel bir şirketin internet stratejisini belirlemeye çalışıyordur. Benim için düşündüğüm zaman bu konudaki en önemli şey bir fırsat olması. Şöyle bir konsept vardır iktisatta. Azalan verim kanunu, azalan verimler kanunu. Yani bir sorun çözüldükten sonra siz ona belli bir para veyahut da herhangi bir yatırım, insan yatırımı yaptıktan sonra ilk başta iyi bir geri dönüş alabilirsiniz. Fakat bir süre sonra o dönüş yavaşlamaya başlar ve yaptığınız ek yatırım çok büyük bir verim elde etmemeye başlar. Çoğu performans pazarlaması yapan kişi için şu anda bu sorun yaşanmakta. Yaklaşık 5-6 senedir, hatta 10 sene diyelim buna, çok iyi çalışan bir iki tane kanal üzerine çok inanılmaz bir yoğunlaşma oldu. Fakat şu anda orada bir saturation hakim. Bugün atıyorum bir search engine marketing yaptığınız zaman mortgage kelimesine bid etmek isterseniz kaç para CPC verdiğinizi bazılarınız tahmin ediyordur. Tahmin ediyorum ki Türkiye'de 3-4 lira olabilir tek bir kliğin maliyeti. Yani burada aldığınız dönüşüm gittikçe azalıyor. Çoğunuz girişimci olduğu için veyahut da kar amaçlı şirketlerde çalıştığınız için de senede %3, %5 büyüme açıkçası hiçbir yatırımcıyı da memnun etmiyor. Dolayısıyla biz Facebook'un performans pazarlarında yepyeni bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve burada çok büyük bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse bizim yaptığımız bir araştırmaya göre bir ülkede satılan şeylerin, online olarak satılan herhangi bir şeyin yaklaşık sadece %15 ila %20'sini insanlar arayarak satın alıyor. Bir örnek verelim. Mesela Amerika'da senede 115 milyon ayakkabı ile ilgili arama yapılıyor. Fakat satılan ayakkabıların sayısı 784 milyon. Online olarak satılan ayakkabıların sayısı. 90 milyon tane mobil telefonlarla ilgili arama yapılıyor. Fakat satılan telefon sayısı 472 milyon. Burada bir kişinin performans odaklı ayakkabı veyahut da telefon satan bir kişinin sadece search'e odaklandığı zaman kaçırdığı pazarın büyüklüğünü siz de görebiliyorsunuz. Ve bizim yapmaya çalıştığımız size burada ek bir fırsat sağlamak ve o kaçıracağınız pazara girebilmenizi sağlamak ve buradan kar elde edebilmenizi sağlamak. Ve direkt olarak conversion'a bugün odaklanacağız. Peki bunu yapmak için ne yapmalıyım? Size 4 tane ana hattan bahsedeceğim. Bu 4 tane şeyin birbiriyle test edilmesi ve sonrasında ölçümleme ve sonrasında planlama ile ilgili konuşacağız. Fakat bunlardan önce ilk olarak söylemek istediğim şey Facebook'ta performans pazarlamasının çalıştığı. Gerek e-commerce'te gerek offline, online retail tarafında gerek mesela burada bir tercüme, pardon, dil öğrenme sisteminin online satışlarından bahsediyor Rosetta Stone. Gerçekten çalışıyor. 6x ROI, 3x ROI, diğer kanallardan %70 daha düşük cost per action gibi gerçekten çalışan, çalıştığını gösteren örneklerimiz var ve bugünkü panelimizde de aslında biraz bunlardan bahsedeceğiz. 4 tane alan var demiştim. Bunları hızlıca üzerinden geçeceğim. Çünkü hem zamanımızı daha çok panele ayırmak istiyorum hem de aslında tanıdığı kadar da zor değil. Facebook'ta 4 tane önemli, 3 tane önemli plasman var. Newsfeed, Fırat bahsetti. Sağ taraf, bütün sitenin gelirinde olan ve desktop'ta olan.
ve ayrıca kişilerin çıkış yaptığı zaman gördüğü logout experience. Burada en önemlisi Fırat'ın da bahsettiği gibi insanların zamanının %40'ını geçirdiği ve dikkatinin çoğunu verdiği newsfeed, haber kaynağı. Sadece reklamcılar için değil, aynı zamanda kullanıcılar için Facebook'un en önemli yeri. Yapılan araştırmalara göre newsfeed'in %45 yüksek, daha yüksek CTR, %48 daha düşük CPA, %14 daha çok ROI verebildiğini görüyoruz. Newsfeed'in sağ tarafa göre 3 kat daha iyi conversion oranı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün siz performans odaklı bir pazarlama yapmaya çalışıyorsunuz veyahut da herhangi bir pazarlama aktivitesi yapmaya çalışıyorsunuz Facebook'ta ve sağ tarafla Newsfeed'i ayırıp birbiriyle karşılaştırmıyorsanız çok büyük bir fırsatı tepiyorsunuz demektir. Newsfeed'i özellikle ayırıp test etmenizi, farkı kendinizin de görmenizi tavsiye ediyoruz. Reklamı nerede göstereceğimizi bulduktan sonra hangi reklamı, ne tür bir reklam göstereceğimizi bulmak gerekiyor. Bu konuda bizim amacımız olayı gittikçe kolaylaştırmaya sağlamak. Performans pazarlamada eğer amaç geri dönüşüm ise, conversion ise aslında 10 Eylül'den itibaren bir tane kullanılacak Newsfeed'de reklam formatımız var. Bunun adı Page Post Link Ad ama çok önemli değil. Bir Facebook sayfa gönderisine linki yapıştırdığınız zaman şu sağ tarafta gördüğünüz reklam ünitesi. Ve bununla çok efektif bir şekilde sitenize veyahut da satış yaptığınız alana trafiği yönlendirebiliyorsunuz. Altında da sağ tarafta benzer bir reklamın görünümü görebiliyorsunuz. Bunun görsel efektinin veyahut da trafiğe olacak efektini zaten siz de tahmin edebilirsiniz. Yaklaşık 3,5 kat daha büyük bir clickable bir alan var zaten. Reklamı nerede göstereceğimizi bulduk. Hangi reklamı göstereceğimizi bulduk. Bundan sonra belki de en önemli şey targeting. Facebook'u düşündüğünüz zaman Facebook'un en pazarlamacılar için en çekici yanlarından birisi gerçek kişilerin gerçek bilgileriyle Facebook'ta olmaları. Bir örnek vermek gerekirse bir erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız varsa sizi şu anda gidip yani erkek arkadaşım yok ilişki içerisinde değilim diye Facebook sitenizi değiştirmeye davet ediyorum. Sonuçları siz de göreceksiniz. Fakat bunu veyahut da evliyseniz, evli olduğunuzu yazmamayı bir deneyin bakalım ne olacak. Çünkü burada gerçekten insanlar sosyal hayatında bunu kullandıkları için, doğum günü mesajlarını duvarlarında arkadaşlarından aldıkları için doğru doğum günlerini giriyorlar, doğru evlilik durumlarını veya ilişki durumlarını koyuyorlar ve kendi yaptıkları şeyleri, beğendikleri şeyleri zaten günlük olarak takip ediyorlar. Ve bu sayede reklamcılar direkt olarak yaş, cinsiyet, evlilik durumu, anne baba olma durumu gibi belli hedeflemeleri yapabiliyorlar. Bu aslında birazcık işin en temel kısmı, çok güçlü bir kısmı ama en temel kısmı. Az önce Trendyol case study'sinde de başka bir teknolojiden bahsedildi. Bunun da adı Custom Audience. Kısaca anlatmak gerekirse Custom Audience bir pazarlamacının kendi veri tabanındaki bilgilerle Facebook veri tabanındaki bilgilerin güvenli bir şekilde ve gizlilik ön planda olacak bir şekilde eşleştirilmesi demektir. Çoğunuz bugün email marketing yapıyorsunuz ve hemen hemen saatler harcıyorsunuz. İşte doğru segmentasyonu yapmaya, doğru e-mail tasarlayıp doğru kişiye yollamaya. Bugün e-mail açma oranınız kaç? %10, 15, 20 değil mi? O civarlarda. Şöyle düşünün ki custom audience'da doğru bir segmentasyon yapıp newsfeed'e çıktığınız zaman %100 açılma oranı olan bir e-mail gibi bir şey. Çünkü direkt olarak o insanların önüne mesajınızla gidebiliyorsunuz ve e-mail'de yaptığınız derinlikte bir segmentasyon yapabiliyorsunuz. Fakat bunun yanında ek bir teknoloji daha var. Bunun adı da lookalike audience. Yani siz, sizin için en önemli olan 100 müşterinizi belirlediniz. Bu 100 müşteriyi Facebook'ta buldurdunuz. Sonra şöyle bir şey diyebiliyorsunuz Facebook'a. Bana bunun gibi daha çok insan bul. Ve Facebook elindeki verileri kullanarak burada bilgisayarların ve algoritmaların yardımıyla sizin için doğru kişileri buluyor ve hedeflemenize yardımcı oluyor. Böylece sizin için en önemli olan kişileri veyahut da herhangi bir gruba benzeyen kişileri bulabiliyorsunuz. Son olarak çoğunuz bugün retargeting için DSP'lerle çalışıyorsunuz.
Facebook biliyorsunuz, Facebook Exchange'i geçtiğimiz sene içerisinde duyurdu. Ve bugün retargeting provider'ınız eğer Facebook Exchange'in parçasıysa, onlara gidip ben Facebook Exchange'de de yer almak istiyorum demek aslında sizin için bir e-mail, bir telefon veyahut da bir klike bakıyor. Fakat bunun efekti Facebook'un envanter fazlalığı nedeniyle çok güzel maliyetlerdi, çok iyi dönüşler almasıdır. Mesela bir örneğe bakmak gerekirse, global bir finans firması normal exchange reklamlarını Facebook açtığı zaman CPA'in bir anda 6'da 1'e düştüğünü görmüş. Bunun da nedeni bol bol bulunan envanter. Son olarak baktığımızda dördüncü alan, nerede göstereceğimizi bulduk, hangi reklamı göstereceğimizi bulduk, hedeflerimizi seçtik. Dördüncü alan optimizasyon. Optimizasyonda Facebook size yardımcı olabilir. Eğer Facebook'un conversion piksellerini kullanırsanız, OCPM dediğimiz modelle, Optimize for Conversion dediğimiz modelle size klik etme ihtimali olan kişilerden ziyade convert etme ihtimali olan kişilere reklamınızı gösterebilir. Bunu bazı yaptığımız testlerde CPA'yı neredeyse %40 indirdiğini duyduk ve aslında bunda panel içerisinde de panelistlerimizden birisi bu konuda sizinle bir best case paylaşacak. Aynı zamanda sadece ben bu kadar tekniğim, performans pazarlamacısıyım diye kreatifi unutmak diye bir şey yok. Kreatif her zaman, reklam dendiği zaman önemli bir etkendir. Bir örnek vermek gerekirse, soldaki kreatif, sağdaki kreatiften %50 daha düşük CPA getirdi. Yani %50 daha başarılı. İki kat demek bu. Nedeni nedir? İşte bir fiyat vermişler. Bir insan var fotoğrafın içerisinde manzara yerine. Bunun gibi testleri yaparak ve insanların Facebook içerisinde beklediği görsellerle ve metinlerle karşılarına çıkarak daha başarılı olabilirsiniz. Dolayısıyla kreatif her zaman bu işin önemli bir parçası. Bu dört alandan bahsettik ve tabii ki bunun hepsini bir araya getiren bir ölçümleme kısmı var. Bundan da panelde bahsedeceğiz. O yüzden çok detaya girmeyeceğim fakat hem takip için hem de attribution için gerekli endüstri standartlarını Facebook sağlıyor. Click tagler, view tagler veyahut da kendi conversion piksellerimiz. Fakat belki en önemli konu burada attribution. Çünkü siz pazar günkü Galatasaray Beşiktaş maçını izlediğiniz zaman ben size deseydim ki sadece ceza sahasını izleyebilirsin. Sahanın geri kalanını izlemek yasak. Ve sonra da size sorsaydım maçın adamı kim veyahut da ortalığı en çok kim karıştırdı? Bana çok bir cevap veremeyebilirdiniz. Çünkü orta sahada veyahut da geride defansta olan şeyleri göremiyorsunuz. Attribution modeling, performans pazarlama konusunda aslında sahanın tamamını görebilmek, etkenlerin, değişik pazarlama kanallarının birbirleri nasıl etkileşim gösterdiğini görebilmektir. Bunun sayılardaki etkilerinden zaten az önceki videoda da gördünüz. Bir anda bakıyorsunuz, başarılı olduğunu düşündüğünüz kadar başarılı değilmiş. Meğersem sadece hazır olan müşteriyi getiriyormuş. Veyahut da bir anda bir bakıyorsunuz, bir kanal sizin en büyük yeni müşteri kaynağınız olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu konunun önemini tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz. Zaten şu anda da endüstri civarında baktığınız zaman global olarak en çok kullanılan konu Last Touch Attribution'ın şu anda hepimizin kullandığı en son bu kullanıcı nereden gelmiş modelinin daha yeni olan Multi Touch Attribution. Yani bu kullanıcı buraya gelmeden, bu satışı yapmadan, satın almayı yapmadan önce nerelere gelmiş, hangi reklamları görmüş veyahut da hangi asetlerimle ilişkiye geçmiştir sorusu. Son olarak sözü Chris'e bırakmadan önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Size dört tane alandan bahsettim, ölçümlemeden bahsettim. Fakat bunun en önemli yanlarından birisi, bunu rastgele yapınca başarı daha kolay elde edilmiyor. Başarıyı elde etmek için bir plan ve bir program lazım. Dolayısıyla bu alanları tek tek birbirlerine karşı deneyerek belli bir program içerisinde ilerlemek en iyi taktik olacaktır. Ve bu sırada en önemli olacak şeylerden birisi de doğru teknolojileri kullanmak olacaktır.
Şimdi sözü Chris'e bırakacağım. Çünkü Chris Facebook'un teknoloji tarafında, pazarlama teknoloji tarafında çalışıyor ve üçüncü partilerin Facebook üzerinde bazı teknolojiler geliştirmelerini sağlıyor ve bu da performans pazarlamacılarına başarılı olmaları için yardımcı oluyor. Teşekkürler. Can everyone hear me? Yep. Okay. So the preferred marketing developers, they are Facebook's. The preferred marketing developers are our scale engineers. So they build the tools for advertisers, for agencies to build and scale their Facebook advertising campaigns. What I wanted to do is just to give you a sense of I just want to give you a sense of this. Sorry, I just see there's an error here. So, in the early days, in terms of doing scale on Facebook, in terms of doing DR on Facebook, things are pretty straightforward. You've got a limited number of campaigns, a limited number of ad versions. So, working out what works best and what doesn't is pretty straightforward. But pretty quickly, things start looking like this. It starts getting really, really complicated. You're probably more familiar with things looking a bit like this. As I say, scaling on Facebook is really complicated. But when you've got a tool to help you do that, it becomes much, much more simple. When you think about what you have to do from a scaling point of view, you're often looking at a multitude of reports. You're often looking at having to manipulate things in Excel and an almighty number of other things. That's really time consuming, it's really resource intensive, and it's simply not smart, it's not efficient, and it's definitely not the way to scale your Facebook marketing campaigns. But what PMDs do is they give you the tools to deliver clarity from all of that complexity. They help you to identify those sweet spots. They use things like automated A/B testing. They have really powerful insights and reporting. They also have sophisticated algorithms and so much more in terms of what the technology does. And what that's all about is identifying what those sweet spots are. And then what they do is they give you the tools within their tool to scale what you're doing and scale in a really efficient and effective way. So as I say, what PMDs do is they help you do things so much smarter than you could otherwise. What PMDs tools do is they make things, they remove the complication and they make things much, much simpler. One thing to remember is what they're doing is they're building on top of what Facebook natively can do. So they're doing new and different things that isn't available on a native, available in Facebook natively. It's also really important to remember that they're specialists with working with the Facebook API. They really do understand it in a lot of detail, and that's why they can build the tools that they have. Fundamentally, what it's about is empowering you to spend less time on setting up campaigns, less time on analysis, and a whole lot less time on optimization. We've got, and you're going to hear from a couple of PMDs who are working in the Turkish market as part of the panel, and we've also got a couple of aspiring PMDs who you also hear from. So feel free, obviously, to ask questions of them and myself about what they can do. So just to give you a sense from a DR perspective, we've heard a lot about DR so far, but what PMDs are specialists at DR. They're specialists at driving performance and specialists at driving scale with the tools that they have. And the way to think about their technology is it's all about testing, iterating, and optimizing what you're doing, and then ultimately, and using that tool to scale what you're doing. One question we often get is, what is the difference between a PMD or a tool provider and an agency? And so I'm just going to take a couple of seconds to explain that difference. The first thing that's really important to remember is they're both really, really important partners for Facebook. But they do have different roles, they do different jobs, but they're equally, as I say, important. A good way to think about it is, from an agency perspective, we see them as strategic. We see them as an extension of a client's team. And if you compare that to a PMD or a tool provider, they are technology developers.
They build tools that can be used both by an agency, but also by the end client. Another question or another thing that often comes up is, what does the PMD badge mean? So it's worthwhile just spending a little bit of time on that. As I say, the PMD badge illustrates those businesses who build the best tools for Facebook, the best tools for doing page management, for doing insights, and in particular in this context, for doing ads. What it doesn't necessarily say is that an agency is less good at developing strategy, less good at doing campaigns. Okay, so it's really important to remember that distinction. Another area to think about is, yes, there is a cost to using a PMD. But just with your own campaigns, what's critical is to think about the ROI, because that's what PMDs are there for. That's what the tool is there for. It's a help to drive ROI. And importantly, it's about more efficiency, it's about greater conversions, and in the end, about scaling what you're doing. And typically what we talk about is the way to start working with a PMD is to first think about efficiency. How can you build more efficiency in your business so you free up time to do, you know, more of the strategic things? And that's where a PMD comes in. And then secondly, once you've built those benchmarks, it's all about greater conversions and driving down cost. And then obviously, once you've worked out those two things, you can start to scale what's working. And that's what Serhad was mentioning earlier. I guess one final thing in terms of thinking about a PMD is it is all a learning experience with them. You're not going to get instant results. In the same way you've had to go through a process of learning what works and what doesn't work, you need to do the same thing with a PMD. The great thing is you can do it much, much faster. But do think about how you're going to work in partnership. Think about things like how you're going to integrate your systems, so BI, CMS, and so forth. And really, really importantly, think about how you're going to share your knowledge and how you're going to learn together, because it's in doing those things that you'll get to a point where you really can achieve success and you can really achieve scale. Now, rather than me talking anymore, what I'm going to do is introduce you to one of our clients, and he's going to tell you about the program. Assuming that... Oh. I think there is, in the region, if you're talking about social media and digital platforms, there isn't much education about what really can be done. Today with the PMDs or the Facebook strategic PMDs, they've done extensive work into understanding Facebook, into understanding the platform of Facebook. And the benefit of in my opinion, using a PMD is much more targeting that you can do, insights that you can get, data which will help you analyze information and make better decisions, and the cost of a CPM or a click-through or something should go down when you're targeting properly, when you're using proper platforms. Plus those PMDs have dedicated teams that are continuously looking on improving that product. Even if I wanted to do that in-house, I can't afford it. I mean, you need engineers, you need people who think nothing but digital platforms. So I think, I'm really excited to start using those tools.